24 ekranlarından yeniden merhaba. Ben Elif Akkaya Kuter. Haftanın son işlem gününde reel ekonomiyle karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Ekonomi yönetiminin görüşme trafiği sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün de TÜSİAD yöneticileriyle bir araya geldi. TÜSİAD üyelerinin ekonomiye yönelik beklentilerle ilgili bir sunum gerçekleştirdiği belirtildi. Çok açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye ekonomisindeki sorunların çözümsüz olmadığını vurguladı. Yeni ekonomi yönetimiyle ekonomik istikrarın kısa sürede temin edilmesi ve ekonominin hızlı bir büyüme trendine girmesini beklediklerini belirten Özilhan, alınacak bu önlemlerle yatırımların yeniden canlandırmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın yılın 6. piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Ankete göre enflasyon ve dolar-TL beklentisi yükseldi. Piyasanın yıl sonu enflasyon öngörüsü %38,55 oldu. 12 aylık enflasyon tahmini ise %29,84'ten %30,65'e çıktı. Yıl sonu dolar-TL beklentisi 23.08'den 26.18 seviyesine yükselirken 12 ay sonrası dolar-TL beklentisi ise 24.61'den 28,99'a çıktı. Faiz öngörüsüne yönelik beklenti bir önceki anket döneminde %8,5'ken bu anket döneminde %17,56'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise %3,7'den %3,8'e çıktı. Haber turuyla devam ediyoruz. Fed'in ardından küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişti. Banka, beklentilere paralel faizde 25 bas puanlık artışa gitti. Böylece mevduat faizi %3,5'la 22 yılın zirvesini gördü. Kararın ardından düzenlenen toplantıda konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, faiz artış döngüsünün süreceği mesajını verdi. Henüz varış noktasında olmadıklarını söyledi. Too high for too long. Dünyanın en büyük 3. ekonomisi Japonya ise ultra gevşek para politikasına devam etti. Banka Haziran toplantısında da faizi değiştirmedi. Politika faizini %-0,1'de sabit bıraktı. Karar metninde beklentilerden daha güçlü enflasyona rağmen ekonomik toparlanmayı desteklemek için faizlerin düşük tutulduğu vurgulandı. IMF Avrupa'yı bir kez daha uyardı. Bölge ekonomisi için belirsizlik endişelerinin arttığı vurgulandı. Enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığına dikkat çeken IMF Başkanı Georgieva, bankacılık sisteminde kırılganlıkların açığa çıkabileceğini belirtti. Exposure of vulnerabilities in the financial sector. Amerika'da işten çıkarma krizi büyüyor. JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley ve Citi gibi Wall Street'e hakim olan bankalar tarafından yapılan işten çıkarmaların 11 bini aşacağı belirtiliyor. Citi Group bu hafta çoğu yatırım bankacılığı departmanında olmak üzere 5000 kişiyle yolların ayrılacağını duyurdu. Haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum ne? Hemen bakalım. Dün yükseliş eğilimiyle hareket etmişti. Borsa %2,51 değer kazanarak günü 5.495 puandan tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününe bugüne de %0,42 yükselişle 5.518 puandan başladı. Hafta başında hatırlayacaksınız rekor kırmıştı Borsa İstanbul. Sonra bir düşüş eğilimi görmüştük ve tekrar 5.500 seviyesinin üstüne çıktığını görüyoruz. Borsa İstanbul %endeksi %0,24 artı da 5.508 puanda. Borsa İstanbul 30 endeksi de 6.141 puanda. Orada da %0,14'lük bir yükseliş var. Kur tarafına bakalım. Kur tarafında dolar 23.66, euro da 25.88 seviyesinde. Dolarda hiçbir hareket olmadığını, yatay seyrettiğini görüyoruz. Altı tarafına bakalım. Fed'in faiz artırımlarının beklentileri aşabileceğine yönelik endişelerle altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi sınırlandı diyebiliriz. Gram tarafındaysa yine güne yükselişle başlamıştı. Rekor seviyeye yakın olduğunu görüyoruz. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1964 dolar, içeride gram altın 1493, çeyrek altın 2441, Cumhuriyet altında 9.983 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa Çin'deki teşvik sinyallerinin Çin'deki teşvik sinyalleriyle bir yükseliş vardı. 72 dolarları görmüştük hafta içinde hatırlayacaksınız. Uluslararası piyasalarda Brent tam petrolün varil fiyatı da 75,19 dolardan işlem görüyor. Faize bakalım son olarak.
Tahvil 16.53, repo faizi de 11.61 seviyesinde. Konuğumuzda haftanın son işlem gününde piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Elif Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Fed'in ardından küresel piyasalarda gözler dün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişti. Banka beklentilere paralel faizde 25 bas puanlık artışa gitti. Böylece mevduat faizi %3,5'la 22 yılın zirvesini gördü. Daha fazla faiz artışı yapılacağı sinyali de vardı. Ne dersiniz? Evet, yani merkez bankaları içerisinde Avrupa'nın biraz geriden gelen, özellikle gelişmiş ülkeler için konuşursak, geriden gelen bir faiz artış süreci vardı. Bir önceki gün, yani çarşamba akşamı Fed'in uzun süre sonra faizi arttırmamasına rağmen aslında hala faiz artışlarına yeşil ışık yakmasının yanı sıra bu Avrupa'nın biraz daha geriden gelen enflasyonla mücadele noktasında da bu geri gelişin aslında biraz da zaman kaybından kaynaklı faiz artışlarına devam ettiğini görüyoruz. Hem de büyümeyi de biraz, yani son iki çeyrekte zayıflayan, negatif kapatan hem Almanya'nın hem Avrupa genelinin büyüme verisi olduğunu düşünürsek, büyümeyi de çok göz önünde bulundurmadan, orada da biraz daha yavaşlamayı göz önünde alarak hem bu toplantıda bir faiz artışı yaptı, hem de önümüzdeki toplantılarda da faiz artışının devam edeceğini söyledi. Bir nebze tabii bu parite tarafında euroyu değerlendirdiğini görüyoruz. Sonuç olarak bugün bu sabah Japonya Merkez Bankası'nı gördük. Biraz daha pasif bir Merkez Bankası görüntüsü var. Ama herhalde en geç, yani buraya reaksiyon gösteren faiz artışlarına Merkez Bankası olarak Avrupa'yı düşünürsek, en sonra da faiz artışlarını sonlandıracak banka görüntüsü yine Avrupa Merkez Bankası olarak gözüküyor şimdilik. Evet. İçeride hafta başında rekor seviyeyi görmüştük Borsa İstanbul'da. Ardından düşüş eğilimi vardı ama haftanın son işlem gününde yeniden 5500 seviyesinin üstüne çıktığını görüyoruz. Hem bu konudaki değerlendirmenizi almak istiyorum. Hem de dün Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı vardı. Bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek iş dünyası insanları ve bankacılarla bir araya geldi. Bu önemli görüşmeleri piyasa nasıl okuyor, onu da değerlendirirseniz çok seviniriz. Şimdi evet, 5700 bizim geçen yılda gördüğümüz zirve seviyeler. İkinci kez onu bu yıl içerisinde test etmiş olduk. Buradan da tahmin ediyorum biraz daha ekonomik programın ve Merkez Bankası kararlarının netleşmesine kadar bir realizasyon geldi. Yani son 3 gün, dünü saymazsak biraz, hafta içerisinde 5400'ün de altına kadar bir Borsa İstanbul geri çekilmesi oldu. Ama burada hem para çıkışının olmadığını, hem de dün yayınlanan Merkez Bankası istatistiklerinde geçen hafta aslına bakarsanız o zirve seviyeler test edilirken yabancı girişinin de uzun süre sonra olduğunu görüyoruz. Dün tabii biraz daha özel bir seanstı, çünkü bugünkü yapılacak toplantıdan önce bankacılık sektöründe %5'e varan bir yükselişle biz 5500'e çok yakın seviyelerde kapanış yapmıştık. Ben bugün biraz daha o yataylı 5500 seviyesinde yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Hatta önümüzdeki hafta hemen bayram öncesi olması nedeniyle gerek kredili pozisyonlarda, gerek Merkez Bankası kararı öncesinde de biraz daha böyle 5300-5700 arası veya 5200-5600 arası bir yatay görüntü olabilir. Özellikle Merkez Bankası kararı önemli olacaktır. Burada alınacak kararlar ve sonrasında atılacak para politikasına yönelik adımları da piyasa yakından takip edecektir. Ama bir sonraki haftanın, yani önümüzdeki haftadan sonraki haftanın uzun bir bayram arası olması, borsada sadece 1,5 günlük bir işlem haftasına tekabül edecek olması, böyle durumlarda zaman zaman TL tarafına geçiş, kar realizasyonlarını gördüğümüz için kısmen biraz daha yatay aşağı yönlü bir borsa haftaya bekleyebiliriz. Ama bankacılığa dair gelebilecek her türlü haber, pozitif gelişme eğer bu sektör için böyle algılanabilirse, Borsa İstanbul içerisinde orada da güçlü bir görüntünün devam etmesine neden olabilir diye düşünüyorum. Peki, son olarak 2 dakikamız kaldı. Altın tarafında değerlendirelim. Altında, ons tarafında hafta boyu genellikle bir düşüş seyri vardı ama gram altında da hep rekorlar serisini gördük. Altın için ne dersiniz?
Ya ons altın aslında FED toplantısı ve sonrasında 1923 dolara kadar geri çekildi yanlış hatırlamıyorsam. Ama dün özellikle sizin haber akışınızda da vardı biraz önce. İşsizlikle ilgili Amerika'dan gelen hem maaş hem de haklar konusundaki bu işsiz sayısındaki artış FED'in hemen bir faiz arttırmana gidemeyeceği yönündeki algıyla küresel piyasalarda doları geri çekti. Bu da ons altın tekrar 1960 dolarların üzerinde taşıdı ve biz bunu yıl sonuna kadar tahmin ediyorum bu şekilde kısmen güçlü bir ons altında devam edeceğiz gibi gözüküyor. İçeride kurda yataylaşma var ama son hareketin bize verdiği 1500'e yaklaşan bir özellikle gram altın görüntüsü var. Dolayısıyla hem dolar bazlı hem TL bazlı bir süre daha yukarılarda fiyatlamalar devam edebilir. Gram altın için 1450, ons altın için 1940 dolar seviyeleri şimdilik hani geri çekilmelerde takip edilebilecek seviyeler. Ama biz yıl sonuna kadar altının TL veya döviz bazlı güçlü duruşuna devam edeceğini, son 8 ay kadar olmasa da önümüzdeki 6 ay içerisinde de bir nebze daha zirvelerin test edilmesine doğru fiyatlamalar olabileceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Ve devam edelim. Pandemi döneminin ardından turizmde hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan Türkiye'ye ilgi her geçen gün artıyor. Bunu destekleyen bir açıklamada Alman turizm operatörü TUI'den geldi. Türkiye'de yaz aylarının çok güçlü geçeceğine dikkat çeken Alman şirket bu yıl turist sayısının 2019'u geride bırakacağına dikkat çekti. Yabancı turistlerin Türkiye'ye ilgisi artıyor. Turizm sektörü 2023 hedeflerine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor. Türkiye'ye yönelik talep artışı yabancı tur operatörlerinin de dikkatini çekiyor. İşte o şirketlerden biri Alman turizm operatörü TUI. Şirket rezervasyonların 2020'de başlayan koronavirüs salgını öncesi döneme kıyasla ilk defa daha yüksek seviyeye çıktığını duyurdu ve Türkiye için güçlü bir yaz sezonu beklendiğini vurguladı. Özellikle son haftalarda yaşanan talep artışına dikkat çekti. TUI tarafından hazırlanan rapora göre turistler rezervasyonlarını 2 hafta öncesinden yaparken İspanya'nın Mallorca adası ve Türkiye'nin tatil kenti Antalya en çok tercih edilen turizm lokasyonları arasında yer alıyor. Yıllık ortalama 25 milyar dolarlık ihracata imza atan gıda sektörü 2023 yılında hedef büyütürken sektörün öncü markaları da büyük başarılara imza atıyor. İşte onlardan biri de Konya Şeker Fabrikası'nın markası Torku. 40'tan fazla ülkeye 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren markanın hedefi dış satım rakamını 400 milyon dolara çıkarmak. Türkiye 2023 yılında ihracatta yeni rekorlara imza atarken bu süreçte başarı grafiğiyle dikkat çeken sektörlerden biri de gıda sektörü oldu. Yıllık ortalama 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştiren sektörün öncü firmaları arasında Konya Şeker Fabrikası'nın markası Torku da yer alıyor. Aynı Türk iç piyasasında olduğu gibi yurt dışında da markamıza bir güven var, kalitemize bir güven var. Onu hızlıca hem ülke sayısını hem de ihracat rakamlarını yükseltmeyi düşünüyoruz. 40'tan fazla ülkeye dış satım gerçekleştiren markanın hedefi 150 milyon dolarlık ihracat rakamını 5 yıl içinde 400 milyon dolara çıkarmak. Kapasitemizi daha da artırarak hem yurt içinde hem yurt dışında markamızı pazar payıyla da daha da güçlendirip taşlandırmak isteriz. Bütün amacımız o olmalı. Panko Birlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda İbrahim Yumaklı dönemini de değerlendirdi. Yakın istişare içinde olduklarını vurguladı. Konuya vakıf, meseleyi sonuna kadar takip eden, samimiyetle dinleyen, samimiyetle çözüm üretmeye çalışan akılcıl bir politikası vardı. Tarım Bakanlığı'na atanması beni çok mutlu etti. Sayın Bakanımızla çok uyumlu bir çalışma yapacağımızı zannediyorum. Tüm sektör, sadece bizim değil, tarımla ilgili bütün sektörlerin. Bu haberle Reel Ekonomi'yi noktalıyoruz. Hoşçakalın, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz.